Ve şimdi Cihat Yaycı'nın istifasını konuşacağız sevgili seyirciler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınmıştı. Ve ardından da Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmişti tüm amiral Cihat Yaycı ve bu konunun ardından da istifa etti. Peki istifaya gelinen süreçte neler yaşandı? İşte bu konuyu konuşacağız. Telefon hattımızda gazeteci Saygı Öztürk var. Sayın Öztürk merhaba. Sağ olun, iyi yayınlar. Efendim, öncelikle bu görev değişikliğinin sebebi neydi ve aynı zamanda istifaya gelen süreçte neler yaşandı? Cihat Yaycı neden istifa etti? Cihat geldi kamuoyunda hakikaten yani her komutanın bilinmediği kadar bilinen tanınan bir komutan olmuştu. Neden? Bir fetömetre konusu gündeme gelmiş ve onun mucidi olarak biliniyordu. Bu fetömetre ile işte değişik kıstaslar ve onun geliştirdiği sisteme göre kripto FETÖ'cülerin belirlenmesi ortaya çıkartılmasında da son derece etkiliydi. Yine ülkemizin önemli gündem maddelerinde deniz hukukumuz önemliydi. Bu kapsamda da Libya ile işte denizlerdeki hakkımızın belirlenmesi ve hakkımızın kaybolmaması adına da yine anlaşmanın mimarlarından olarak tanınıyordu. Başka bir özelliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde halen görevde olup da tek doçent doktor unvanını taşıyan bir tüm amiral olduğunu da yine belirtelim. Ve bu komutanın farklı bir özelliği de özellikle Yunanistan'la ilgili, adalarla ilgili, Yunanistan'ın işgal ettiği ya da anlaşmalara rağmen silahlandırdığı, asker bulundurduğu adalar konusunda da kitap yazmasıydı. Ve bu kitap Yunanistan'da da çok büyük yankı uyandırdı ve bu komutanın görevden alınması gerektiği ve hatta öldürülmesi gerektiğine ilişkin Yunan basınında çok müthiş aleyhinde yayınlar yapılan bir komutan. O yüzden tanınan bilinen bir isim haline gelmişti Cihat Yaycı. Tabii bu özellikleri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şöyle bir gelenek vardı, böyle bir komutanların öne çıkması çok arzu edilmez. Komutanın ama bu yaptıklarıyla da öne çıktığı gibi de bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi bakıyoruz ayın 3'ünde FETÖ'cü olarak bilinen hesaplardan komutanın görevden alınacağına ya da istifa ettirileceğine dair hesaplarda yayınlar yapıldı. Ve bunun üzerinden tam 11 gün geçtikten sonra da bu komutan hakkında bir ihaledeki usulsüzlük gerekçe gösterilip hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ama işin garibi ortada böyle ihaleye yolsuzluk falan da yok. Olay şu, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda torpido güdüm ihalesi yapılıyor ki yaklaşık bedeli 1,5 milyon lira civarında. Neticede ihaleyi alan firma tarafından ürün hazırlanıyor, muayene komisyonuna getiriliyor. Ve bu komutanlığın incelemeleri sırasında telin üzerindeki cilanın yığıldığı ve güdüm telinin dolayısıyla maksimum menzile ulaşmasının engellendiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir de kablosunun kopması gibi bir takım eksiklikler saptanıyor. Şimdi tabii böyle bunlar belirlenince muayene komisyonunun torpido uzmanı mühendis yüzbaşısı muhalefet ediyor ve bu şekilde bu malzemeleri alamayacaklarını belirtiyor. Yüzbaşıya muhalefet şerrini kaldırması için baskı yapılıyor. Ve bu baskılarda Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'ya iletiliyor. Bundan sonraki süreç soruşturma dosyasındaki bilgiye göre söylüyorum. Yaycı'nın ifadesine göre şöyle yer alıyor. Yaycı muayene komisyonu üyelerine kimse terkin ve baskıda bulunmayacak. Bulunanlar hakkında kanun işlemi yapacaklar. Her şey şartname esaslarına göre kontrol edecek. Kamu zararı oluşmasına müsaade edilmeyecek. Şartname gerekleri yerine getirilmeden ödeme yapılmayacak. Ne eksiklik varsa yoksa bir raporla ilgililer tarafından düzenlenip donanma komutanına, bana ve kuvvet komutanımıza arz edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın direktifine göre işlem yapılacaktır. Nasıl düşüyor? Şimdi eksiklikler raporda belirleniyor. Tüm amiral Cihat Yaycı da raporun son sayfasını el yazısıyla komutanın muayene süresinde bir takım çelişkili hususlar olmuştur. İşte az önce söylediğimiz o teknik maddeler, kablo kopması gibi konular belirtildikten sonra değerlendirmelerinizi arz ederim yazıyor. Komutan da bu seferlik firmaya ödeme yapılmasını
sözleşmedeki eksikliklerin giderilmesini, bir sonraki sözleşmede bu hususların dikkate alınmasını emir veriyor ve böylece firmanın parası da ödeniyor. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor. İşte sözünü ettiğimiz gibi FETÖ'cü hesaplardan komutanın görevden alınacağı iddiası gündeme geliyor. Ve yürütülen soruşturmaya kapsamında Cihat Yaycı da soruşturmaya dahil ediliyor. Milli Savunma Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da bununla ilgili hazırlanan fezleke Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderiliyor. Şimdi çok enteresan olan şöyle bir durum. Bakıyorsunuz komutanın kararnamesi ayın 16'sında çıkıyor, cumartesi günü. Pazartesi günü hem görevden alınması, hem görevden ayrılması, hem de yeni görevine başlaması isteniyor. Yani normal olarak bir arkadaşlarıyla, mensuplarıyla, komuta kademesinde çalışanlarla bir veda etmesine bile vakit bırakılmıyor. Bu durum gerçekten komutanın da çok ağırına gidiyor. Evet Sayın Öztürk, Yaycı'nın da Cihat Yaycı'nın da resmi gazeteden öğrendiği ifade ediliyor. Doğru. Böyle bir iddia var. Doğru. Evet. Ve şimdi daha vahim tarafı Cihat Yaycı'nın kararının böyle bir karar verildiğine ilişkin durumu da kuvvet komutanı, Deniz Kuvvetleri komutanı da o da aynı gün resmi gazeteden öğrenmiş oluyorlar. Bu da şaşılacak ayrı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İçerik olarak istifaya giden süreç böyle. Yani bir onur meselesi yapılır. Bugün de işte yine çok yakın çevresiyle konuştuğumda istifası için ben onurum için, gururum için yaşayan insanım. Onurum, gururum kırıldı. O nedenle kuvvetteki görevimden, yani daha doğrusu silahlı kuvvetlerinde görevimden artık kendimi görev yapacak konumda hissetmiyorum. O nedenle istifayı uygun buldum deyip ayrılmış, ayrıldığını belirtebiliriz. Bu tabii ki bir komutanın en zirveye çıkmış mesleğindeki önemli yere gelmiş bir komutanın ayrılmasının bu şekilde olmamasını tabii ki dilerdik, tabii ki arzulardık. Ancak iddialar bunlar. Bu iddialar yargıda nasıl sonuçlanır biz bilemeyiz ama bildiğimiz şu var veya deneyimlerimiz şunu gösteriyor. Bir komutanın hakkındaki bir dosya adliyeye gidince artık o komutanın terfi etmesi falan mümkün değil. Ve nitekim biliyorsunuz Ağustos ayında Yüksek Askeri Şura toplanır. Askeri Şura bile beklenmeden Yaycı'nın şu andaki görevden alınması zaten emekli edileceği anlamına geliyordu. Madem Ağustos'ta emekli edilecekse onurlu bir biçimde istifa etmek kendisi açısından herhalde daha belirleyici oldu. O nedenle Yaycı istifasını verdi. Hayırlı olsun diyelim. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle isimler kolay kolay yetişmiyor. Yazdığı kitaplar ve öğrenim hayatında da hep birincilikle geçen, yurt dışında önemli görevlerde bulunan, Harvard'da öğrenim gören ve 7 dil bildiği bilinen komutanın öyle istifa etmesi de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için de bir kayıp. Evet Sayın Öztürk, siz Cihat Yaycı'yla bizzat konuştunuz mu? Yani onurum, gururum incindi ifadesini size mi kullandı? O kısmı duyamadım ancak. Aldım. Yok. Yani bazı şeyler biliyorsun kaynaklardan, evet, yan evet. Kaynaklardan öğrenilebilir. Şimdi Sayın Öztürk, bu konuda eski AKP milletvekili Mehmet Metiner bir tweet attı ve Cihat Yaycı ile konuştuğunu söyledi ve istifa ettiği haberi doğrudur diyor. İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan tabii sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır dedi diyor Sayın Metiner. Doğrudur. Bu ifadelerle ilgili ne dersiniz? Evet, yani Cihat Yaycı kim yani kumpas kurmuş olabilir? Ettiğini biliyorum. Ben de yarınki yazımda zaten öyle bir bölüm kullanacaktım. Yani bu istifasının Cumhurbaşkanı'na falan değil. Hatta bugünkü gazetedeki yazımda da o konuya değindim. Bizzat konunun Cumhurbaşkanı hukukçuları tarafından incelenmesinde zaten komutan da kendisinin arzuladığını ifade ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'na tepki olarak değil, kendisine yapılan muameleye tepki olarak görevinden ayrılıyor. Yani Cumhurbaşkanı böyle benim bir kararname aldı, görev yerim değiştirildi, kıza çekildim tepkisi
söz konusu değil. Kendisine kurulan bir komplo olduğunu iddia ediyor ve bu komplonun ortaya çıkartılması gerektiğini vurguluyor. O nedenle Sayın Mehmet Metiner'in açıklaması, yani yaptığı tweet ya da yaptığı konuşmanın içeriğini ben de aynı şekilde yakın çevresinden zaten öğrendiğim ve yarınki yazımda kullanacağım cümlelerden birisi olacak. Evet Sayın Öztürk, şimdi Cumhurbaşkanı kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alındı ve bir diğer göreve Genelkurmay Başkanlığı emrine verildi. Tüm amiral Cihat Yaycı. Görev değişikliği söz konusu oldu ve ardından da istifa etti. Şimdi bir kumpastan bahsediyor kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki olmadığını söylüyor. Buradaki kumpastan kastı nedir? Yani görev değişikliğini öğrenme biçimi midir? Özellikle resmi gazeteden öğrendiği belirtiliyor. İşte kendisine FETÖ'cüler tarafından böyle bir oyun yapıldığını, alakası olmamasına rağmen işte bir soruşturmanın içerisine dahil edilip itibarsızlaştırıldığını öne sürüyor. Ve bu hemen Yüksek Askeri Şura öncesi yapılan bir durumda kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyor. Dolayısıyla kendisine dönük bir itibar suikastı yapıldığını öne sürüp buna göre uğradığı haksızlıklara tepki olarak istifa ettiği anlaşılıyor ya da öyle biliniyor bu durum. Evet, peki. Teşekkür ederiz Sayın Öztürk katkılarınız için. Sağolunuz, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler, Cihat Yaycı'nın istifasını konuştuk. Gazeteci Saygı Öztürk yayın konuğumuzdu.